Yargıtay 17 Aralık savcısı Celal Kara hakkında yakalama kararı verdi. Arkadaşlar yolu bir açabilir miyiz? 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı. Suçlamalar neredeyse 17 Aralık yolsuzluk dosyasıyla birebir aynı. Ancak Türkiye'de 180 derece zıt bir yargılama süreci yürüyor soruşturmayı yürüten polisler cezaevinde savcılarsa yurt dışında Hırsızdan polis olmazdı. Yargıtay Amerika Birleşik Devletleri'nin zarap kararının ardından misilleme yorumlarına yol açan bir karara imza attı. Savcı Celal Kara'nın yargılanmasına Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde devam edildi. Müştekiler arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanan Reza Zarrab'ın da olduğu davada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Yargıtay bu talebi kabul etti. Alo. 17 Aralık operasyonuna imza atan ve halen Silivri cezaevinde tutuklu bulunan Emniyet Müdürü Yakup Saygılı ise sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Türk vatandaşlığı almanın karşılığını son kuruşuna kadar ödemiş hayırsever iş adamı ve devlet büyüğümüz Rıza Sarraf ABD'de tutuklanmış. Zencan İran kararı sonrası sürpriz değil. ABD'ye rızasıyla mı yoksa zarifçe mi teşvik edildiği bilinmez. Ancak işler ülkemizdeki gibi yürümüyor orada. Orada ey savcı diyen kimse yok, darbe diye debelenecek havuz medyası yok, dosyayı apar topar takipsizle kapatıp soruşturma savcısını ve FBI ajanlarını tutuklatacak arsızlıkta savcı yok, hatta önüne yatacak kimse de yok saygılı Zarab'ın bir anlaşma karşılığı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini öne sürdü. Zaten aylardır çevirdiği filmler anlaşma ve ABD'ye yerleşme hazırlığıydı. Yani ortada düşülmüş bir tuzak yok senin için. Korku bir yüreğe girmeye görsün. Ömür boyu çıkmaz. Şimdi ne olacak peki? Ulu insan Rıza Sarraf'la ilgili 17 Aralık kapatılıp karşı operasyonla polislere soruşturma açılmış ve bazı polisler tutuklanmıştı. Bu karşı operasyonla 17 Aralık'ın bütün delilleri artık bize açılan soruşturmanın ekleri oldu. Yani silinmedi hiçbirisi. Neden? Aç gözlülüğünüz, hırsınız, düşmanlığınız yüzünden. Uyanıklık yapıp takipsizlik kesinleştiğinde imha etseydiniz kim ne diyebilirdi? Ancak size bu yetmedi intikam alacaktınız. Biz soruşturmayı yürütenlere dava açtınız. Ve o deliller artık dosyada. Görüyorsunuz işte olmuyor. Dövüyorsunuz olmuyor, gömüyorsunuz olmuyor. Üstüne beton döküyorsunuz olmuyor. Gerçekler çıkıyor ortaya. Savcılık ambargonun delinmesi demiş. Bu durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının ihlali anlamına mı geliyor yoksa? Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve Uluslararası Suç Sözleşmesi mi devreye giriyor yoksa? 17 Aralık'ın Emniyet Müdürü, kara para soruşturmasının Türkiye'ye uzanabileceğini de belirtti. Bir de kara para demiş savcı Boyunapos'una bakmadan. O kara paraların bir kısmı Türkiye'ye giden milyon dolarlar olmasın, seçim anketi finansmanı olmasın. Bu paralar Sarraf'ın paralarının ak kısmından mı yoksa kara kısmından mı? Hani şu Çırağan'da ve Türkiye'nin ofisinde teslim edilen paralardan bahsediyorum. Konu belli ki Sarraf'ın anlaşma suretiyle ABD'ye hicret etmesinden ibaret. Bu da tüm bilgilerin, kişilerin, olayların birbiri ortaya dökülmesi demek. Politikacılar demek, bürokratlar demek, bankalar demek.